Bugün sizinle birlikte ne yapacağız? Pancar turşusu yapacağız. Annem ısrar etti dedi. Oğlum pancar turşusu yap gece gece. O yüzden hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Bu arada annem dedi yararlarını da say falan filan şeyden bahsediyor. Bir yerden duymuş herhalde. Koronaya çok iyi geliyormuş falan filan. Nereden duyduysa. Evet. Hemen başlayalım. Elimizde biraz değil ne kadar var? Böyle bir kilo, iki kilodan biraz fazla. Annem arkadan suple veriyor. 2 de 2. O zaman 2 kilo falan var. Hemen zaman kaybetmeden soyalım. Anne bunlar ne? Sen soydun daha önceden. Kıyamamış bana ya. Kendisi soymuş. Demek korona iyi geliyor. Kimden duydun? Söyle söyle. İnternette okudum. İnternette okudun. Ya anne, hani cahil olsan neyse diyeceğim de. Okumuş kadınsın ya neyse. Şunları hemen kenara kenarda. Bu bir tane soğan, şey soğuyacağı vardı. O da daha kolay olmaz Çekmiş mı? işte. Her işin böyle. Kaçtın? Ha bu. Ya her işinde şey. Ben senin kadar iyi bıçak kullanamıyorum. Kibar çocuksun. Evet. Normalde arkamda kelebek bıçağı gezdiriyorum çünkü. Anne saat kaç? Gece kaç yani şu anda? Gecenin körü. İki mi? Hiç. Bir mi? Niye bana yaptırıyorsun? Sırf aksiyon olsun. Beni eğlencesi için kullanıyor ya bu oyunu. Buraya mı attı? Kirletme diyor. İçi gidiyor arkadan. İşlerim bitti. Elleriniz biraz böyle bu renge kavuşmuş olabilir. Sıkıntı değil. Yıkayınca geçer. Şimdi bu tencerenin içinde görüyorsunuz bu kadar soyduk. Şimdi bunun içine içme suyu koyacağız. Evet arkadaşlar bir miktar su koyduk fakat bu nasıl bu karpuz gibi bir şey. Bunu bir ikiye bölelim. İçinde göstereyim. Koronanın çaresi. Evet. Şimdi bunu büyük ocağa alıyorum. Altını bir miktar açıyorum ve hafif kaynamaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar 8 dakika dedik fakat bir 10 dakika kaynadı. Pardon ya 20 dakika kaynadı. Anca yumuşadı. Şimdi kaynayan bu pancarlarımızı hemen şunu göstermek istiyorum. Bu arada bu annemin çeyizinden. Made in France. 35 senelik. Hala nasıl hayatta bilmiyorum. Bunun birkaç şöyle. Bunların hepsini. Nasıl da kıpkırmızı suyu kalmış. Evet, hepsi bitti. Şimdi kapağını kapatıyorum.
Neden? Çünkü o bize sıcak lazım onun suyu. Hemen zaman kaybetmeden alalım ve keselim. Sen hazırla, o biraz soğusun. Soğusun mu? Ya madem öyle, gel şuraya kendin yap ya. Gecenin ikisinde. Bunlar kesilmiş gibi. Evet arkadaşlar, elimizde soyulmuş, temizlenilmiş sarımsak var. Bizim evde hep olur. Yani hep sarımsak hazırda olur. Şimdi ben sadece şu üçünü yapacağım. Bu arada bunları kullanmadan önce yıkayın. Sıcak suyla yıkayın özellikle. Yani dezenfektan için. Şimdi şöyle şu boyutta, şu boyutta kesip içine atalım. Önce tabanına yaklaşık bu kadar bir sarımsak koyuyoruz. Daha sonra şunları ben denemek için kesmiştim. Anneni. Sıcakmış ya, soğumamış bu. Sonra yaklaşık bu boyutta tüm pancarları kesip içine doğruyoruz. Neyse annem temizler ya. Arkadan gözleri titriyor. Sıcak ya. Zaten siz de bu arada görüyorsunuz. İsterseniz biraz bekletin siz. Ben video biraz kısa olsun diye hızlı hızlı. Şimdi bunun üzerine yine biraz bir miktar sarımsak. Şöyle işte aralarına. Eser miktarda değil ama biraz, ne fazla ne az yani. Şimdi bir miktar sarımsak koydum. Şimdi şöyle. Şimdi annem arkadan sufle veriyor. Biraz daha doldur. Bir kaşık, yemek kaşığı bu arada, kaya tuzu. Limon tuzu mu? Kaya tuzu. Seni denedim. Bakayım biliyor musun diye. Hepsine birer adet. Şimdi bunun üzerine bir miktar bir tatlı kaşığı şeker. Bu şekeri normalde şeye de atıyorlar, şarap mayalarken de atıyorlar. Bu fermantasyonu biraz daha hızlandırıyor. Biraz değil, epey hızlandırıyor bu arada. Bir tatlı kaşığı, hepsine şeker koyuyorsunuz. Şöyle çekeyim. Şöyle bir hafif bir sallayın. Bu kadar sallamayın, düşürürsünüz yoksa, ama çok düşmedi. Şimdi bir adet, şöyle şeyini kapatayım, üzüm sirkesi, bir çay kaşığı, çay bardağı. Bir çay kaşığı koyuyorum ben. Bu kadar benim çay kaşığım. Bir tane geyik vardı ya.
Turşu limon şey limon suyundan mı yapılır, sirkeden mi yapılır? Neydi o filmin adı? Neşeli Hayatlar. Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be! Sirke ne olur? Nah sana! Limon ne olur? Sirkesiz bir halta benzemez! Limon! Sirke! Evet. Şimdi bitirdik. Bu... Burada sıcak olan sudan... ne suydu bu ya? Pancar suyu. Her şeyini söylüyorum, pancar suyu. Şimdi bu suyu hemen, yani hemen derken tabii dikkatli bir şekilde dolduralım. Şimdi burada kalsın. Ve kapağını kapatalım. Yalnız bu kapakları bir kere kullanabiliyorsunuz ve şu anda tanesi 40-50 kuruş falan, yani onu bilin. Yani ikinci el kapak, yani ikinci kullandığınızı tekrar kullanamıyorsunuz. Hemen ağzını sertçe bir şey yapın, sıkın ve ters çevirin. Şu bir. Bu ikinci. Evet, bu da üçüncü. Ağzını iyice sıkın. Ve hemen ters çevirin. Evet arkadaşlar, tek yapmanız gereken bu. Annemin tarifi bu arada. Ne? Buzdolabına koyup saklıyorsunuz. Tamam, tamam. Arkadaşlar bunu buzdolabına koyup saklıyorsunuzsunuz. Böyle şey... Karanlık yerlerde falan buzdolabına koymanız gerekiyormuş. Değil mi canım benim? Tamam. Evet arkadaşlar. Ben bunun olmuşunu yedim bu arada. Bu arada bu 20 günde falan oluyor. Aşağı yukarı. Değil mi? 20 günde oluyor. Dediğim gibi ben bunun olmuşunu yedim. Gayet lezzetli. Aynı tarifi verdi diye düşünüyorum annem umarım. Aynı tarifi mi verdi? İyi tamam artık izleyenler öğrenir yapar. Peki arkadaşlar, şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.